Karamsar edebiyatın akla gelen ilk ismi şüphesiz ki Franz Kafka'dır. Karmaşık diliyle, yarattığı boğucu atmosferiyle, tedirgin edici hikayeleriyle ve umutsuz karakterleriyle dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından biridir. Günümüz insanların içinde bulunduğu durumu sembolize edip en doğru ve en acımasız şekilde tasvir ederek kendisini hayran bırakmayı başarmış ve okurlarını tecrübe ettikleri hayat hakkında eleştirel düşünmeye davet edebilmiş muazzam bir romancıdır. Benim diyen okurların bile kafasını allak bullak eden Kafka, herkesin muhakkak okuması gereken bir yazardır. Peki niçin? Gelin hep birlikte Kafka'nın dünyasına onun penceresinden bakmaya çalışalım. 1883 yılının sıcak bir Temmuz ayında dünyaya gelen Franz Kafka, Almanca konuşan orta sınıf Yahudi bir ailenin en büyük çocuğuydu. 20. yüzyıl edebiyatının en büyük romancıları arasında gösterilen yazar, yalnız ve zor bir çocukluk dönemi geçirmişti. Yaşamı boyunca bir gölge gibi üzerinde duran ve hayatını adeta çileye dönüştüren babası Hermann Kafka ile fırtınalı bir ilişkisi vardı. Kafka'nın hayatındaki gerçek bir kötülük figürü olan bu adam, ruhunda asla silinmeyecek derin izler bıraktı. Babaya Mektup adlı kitabında şu satırlar yer alır. Çok sevgili baba, geçenlerde bir kez senden korktuğumu öne sürmemin nedenini sormuştun. Genellikle olduğu gibi verecek hiçbir cevap bulamadım. Kısmen tam da sana karşı duyduğum bu korku yüzünden, kısmen de bu korkuyu gerekçelendirmek üzere konuşurken toparlayabileceğimden çok daha fazla ayrıntı gerektiği için. Ve şimdi burada sana yazılı bir cevap vermeyi deniyor olsam da bu fazlasıyla eksik kalacaktır. Çünkü bu korku ve onun etkileri senin karşında yazarken de ket vuruyor bana. Ve dahası konunun büyüklüğü hafızamın ve aklımın sınırlarını çok aşıyor. Kafka eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra maddi zorluklar içinde kaldığı için gündüz bir böcek gibi sigorta şirketlerinde çalıştı. Fakat geceleri ise gerçek tutkusu olan kitaplarına odaklandı. Kitap ve öykülerindeki derinlik kolay anlaşılabilir biri olmadığını gösteriyordu. Üniversite yıllarında tanıştığı ve ömür boyu dost kalacağı Max Brod onun için utangaç ve nadiren konuşan fakat konuşunca genellikle derin şeyler söyleyen biri diyordu. Kafka eserlerini sadece kendisi için kaleme alıyordu. En önemli romanları hep yarım kalmıştı ve dostu Max Brod'a elindeki kopyaları imha etmesini söylemişti. Ama Max Brod onu dinlemedi ve bütün dünyaya muazzam bir hediye bırakarak yazarın ölümünden sonra gerçek duygularına ve başyapıtlarına ulaşmamızı sağladı. Kafka'nın 20. yüzyılın en saygın ve en büyük yazarları arasında olmasının nedeni bu yayınlanmamış eserlerin gün yüzüne çıkması oldu. Gregor Samsa'nın bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulması, Joseph K.'nın neyle suçlandığını bilmeden bir dava süreci içine girip perişan olması, Bay K.'nın şato tarafından kadastrocu olarak köye atandıktan sonra köydeki insanlar tarafından dışlanması ve bu adamın bu insanlara kendisini kabul ettirme çabası, işte bu ve bunun gibi varoluşsal sancılar çeken karakterler Franz Kafka'yı Franz Kafka yapan detaylardır. Kafka'nın eserleri adalet, iletişim, bürokrasi, iktidar, varoluşçuluk, yabancılaşma, güç, irade eksikliği, determinizm ve sosyal psikoloji gibi birçok konuya dokunuyor ve hikayesiyle dokunduğu her alanı yerle yeksan ediyor. Bir Kafka kitabı okumaya başladığınızda hikayede çoğunlukla absürt ve tuhaf olaylarla karşılaşırsınız. Bunlar varoluşçu düşüncenin temel unsurlarını yansıtır. Kafka karakterlerini anlamsız ve akıl dışı bir dünyaya yerleştirerek insanı hayatın anlamını sorguladığı garip bir atmosfere sokar. Eserlerindeki bu gizemli, karmaşık ve bunaltıcı atmosfer sizi ben ne okuyorum düşüncesiyle karşı karşıya bırakır. Karakterler anlamsız bir dünya içinde öz benliğini ve amacını bulma çabasıyla mücadele ederken kaygıyı, yalnızlığı ve çaresizliği deneyimler. Kafka, karakterlerinin içsel çatışmalarını varoluşçu düşüncenin özgürlüğü ele alış biçimiyle araştırıp bireyin bu sorunu aşmak için yetersiz kaldığını ve kalacağını gösterir. 80 sayfa olmasına rağmen okuması hiç de kolay olmayan dönüşüm romanı modern toplum içinde yaşayan hemen herkesin hikayesidir. Gregor Samsa'nın kendisini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulmasıyla başlayan hikaye, toplum ve ailenin bir insanı nasıl yabancılaştırdığını ve onu nasıl bir modern köle haline getirdiğini anlatmaktadır.
Gregor Samsa, bir bireyin varoluşsal dönüşümünü sembolik bir şekilde gösterir. Kitabın büyüklüğü, okuyan herkesin farklı bir metafor yakalayabilmesinde gizlidir. Kimine göre anlayışsızlığın ve iletişimsizliğin getirdiği bir dönüşümdür, kimine göre sanayi devriminden sonra insanın bir böcekten farksız hale gelmesidir. Gregor Samsa'nın içinde bulunduğu vaziyeti hızla kabullenip çevresindeki insanları memnun etme, düzenlerini bozmama çabası, işe gidemeyecek durumda olmasına rağmen bunu düşünmeden işe yetişme arzusu, çaresizliğin de ötesinde bir korkuya ve fedakarlığa işaret etmektedir. Aile bireyleri Samsa'nın dönüşümüyle birlikte ona karşı başta sevgi ve sorumluluk hissiyle bir araya gelse de zamanla ondan uzaklaşmaya başlar ve hatta ondan iğrenirler. Yabancılaşma temasını sembolize eden roman, Albert Camus'un Yabancı romanına da ilham kaynağı olur. Kafka'nın yarattığı dünya absürt olduğu kadar kabus gibidir. Öykülerinde betimlediği absürtlük, insanlığın içinde bulunduğu özü temsil ediyordu. İlahi yasayla insanın yasası, mutlak uyumsuzluğu ve karakterlerinde bu çelişkiyi bir türlü çözümleyememesi, yabancılaşma duygusunun en net göstergesiydi. Kafka'nın kahramanları, içinde bulunduğu dünyadan ne kadar uzaklaşmaya çalışırsa çalışsın, bir türlü istediğini elde edemez. Kapsamını belirleyemediği ve çelişkisini çözemediği iyilik ve kötülük kavramı arasında sıkışıp kaldığı için de yalnızdır. Franz Kafka, yargılama, adalet, insan doğası ve ceza sistemi üzerine çok fazla kafa yormuş ve bunu iki etkili kitapla sorgulamaya açmıştır. Bir tanesi, hiçbir gerekçe olmadan yargılanan Joseph K.'nın hikayesi Dava, diğeri de ceza sisteminin acımasızlığını eleştirdiği Ceza Sömürgesi kitabıdır. Ceza Sömürgesi kitabı, adaletin keyfi cezalandırma sistemine dönüştüğü ve insan doğasında yatan acımasızlığın bu sistemle birlikte gün yüzüne çıktığını anlatmaktadır. Yazar, insanlık dışı bir ceza makinesini tasvir ettiği bu kitapta yine kendisine has absürt ve karanlık bir dünya yaratarak insanlık durumunu küçük bir öykü içinde net bir şekilde ortaya koymuştur. Dava kitabı ise bireyin baskıcı otoriteye karşı beyhude mücadelesini anlatır. Hikaye, hangi suçtan yargılandığı kendisine söylenmeyen ve içinde bulunduğu garip durumdan çıkmak için bürokrasinin labirentleri içinde kaybolan ama yine de çaba göstermekten vazgeçmeyen bir adamın umutsuzluğunu göstermektedir. Franz Kafka'nın Kierkegaard ve Dostoyevski'den etkilendiğini biliyoruz. Yer Altından Notlar kitabında Dostoyevski böcek olmayı arzularken Kafka, Gregor Samsa'yı böcek olarak uyandırmıştı. Raskolnikov'un adalet arayışı, Joseph K.'nın adalet arayışından farklı değildi. Fakat Kafka'yı Kafka yapan şey, yarattığı atmosferin gücüdür. Bu dünyalar öylesine etkileyici ve öylesine karanlıktır ki, sıra dışı ve mantıksal tutarsızlıklarla dolu olsa da, okurun bunu kabullenmesi ve karakterlerle bağ kurması çok olasıdır. Bunu yapabilmek gerçekten çok önemliydi ve bu alelade bir şekilde kayıp gitmemeliydi. Kafka öldükten sonra birçok yazar kendisinden ilham almıştı. Onun yarattığı evreni taklit etmeye ve onun karakterlerinin iç çatışmalarını kendi karakterlerine uyarlamaya çalışanlar oldu. Sonuç olarak bir tarz, bir stil haline geldi ve adına Kafkaesk denildi. Bir kitapta yer alan Kafkaesk unsurlar oldukça belirgindir. Karışmış bir kafa, mantıktan uzak bir sistem, güçsüz bir birey, yabancılaşmış, izole olmuş bir insan ve akıl dışı bir trajedi. Ana karakter için kabus gibi bir deneyim yaratan baskıcı ve mantıksız bir bürokratik kurgu. Kontrolsüzlük, keyfi kurallar ve anlaşılmaz bir sistemin içine hapsolmuşluk hissi. Bunların hepsi Kafkaesk üslubun karakteristik özellikleridir. Kafka'nın vasiyeti yerine getirilmiş olsaydı bugün kendisini neden okumamız gerektiğine dair herhangi bir içerik hazırlayamaz, kendisine özgü yazım stilinin ne kadar muazzam ve ne kadar ufuk açıcı olduğunu söyleyemezdik. Şunu kabullenmek gerek, Kafka okumak çok zordur. Fakat şunu da kabul edelim. Kafka okuduğunuzda toplumumuzdaki absürtlük, suç ve suçluluk, bireysel izolasyon, varlığımızın amacı ve kimlik arayışı hakkında sorgulama yapmadan da edemezsiniz. Bu söylediğim sadece biz sıradan okurlar için geçerli değil. Camus, Sartre, Borges, Bukowski ve Marquez gibi dünyanın en büyük yazarları için de geçerli. Mesela Marquez, Dönüşüm romanı için şöyle söylemişti. Dönüşümden bir parça okuduğumda kimsenin böyle şeyler yazmasına izin verilmediğini düşünüyordum. Bilseydim uzun zaman önce yazmaya başlardım. Kafka'nın kaleme aldığı son çalışması Açlık Sanatçısı adlı öyküsüydü.
Bu öyküde yazar bir sanatçının açlık grevi yaptığı bir performanstan bahseder. Yaptığı fedakarlık ve acı dolu gösterisi yeterince ilgi görmediği için kendisini yalnız hisseden sanatçının trajedisi işlenir. Sonuçta sanatçı açlıktan ölür fakat okur kahrından mı öldü yoksa açlıktan mı öldüğünü ayırt edemez. Zira öykü içinde her ikisi de mümkündür. Kafka edebiyatın genç ölülerinden biridir. Henüz 40 yaşındayken yakalandığı gırtlak veremine 3 ay direnebilmişti. Hayatını kaybettiğinde hastalıktan sebeple yemek yiyemiyordu. Bir nevi açlık sanatçısı gibi aç ölmüştü. Fakat onun gerçekten açlıktan mı öldüğünü yoksa kahrından mı öldüğünü bilemiyoruz. Çünkü hayat hikayesine baktığımız zaman her ikisinin de mümkün olduğunu biliyoruz.